Onunla sırf parası için evlendiğimin farkında değil salak. Dün gece benimle sevişmek istedi. Of, elinden bir kurtulsam artık. Biraz daha sabret sevgilim. Çok az kaldı. Peki nasıl kurtulacağız? Planın ne? Planım değil, planlarım var. Zaman ve zemine göre birisini tatbik edip... ...Asım'ı yok ettikten sonra... ...her şey ikimizin olacak. Para, altın, mücevher... ...ve mutluluk. Buyur kocacığım, ilacını getirdim. Melek karıcığım benim. Sen olmasan ne yapardım bilmem ki. Günaydın babacığım. Günaydın. Bu sabah erken kalkmışsın, neden? Dün gece çok erken yattığım için. Yani kulübe falan gitmedim. Dünyada inanmam, sen! Evet baba. Artık akıllanıyorum galiba. O pis, havasız yerler yerine... ...temiz, havadar yerlere gitmek istiyorum. Mesela Polonezköy. Polonezköy mü? Kiminle? Arkadaşlarınla mı? Onlar dün gece gittiler. Ben gece yolculuğunun tehlikeli olacağını düşünerek... Sen tek başına mı gideceksin? Aslında korkuyorum ama mecburum. Arkadaşlara söz verdim. Acaba yanıma araba kullanacak birini versiniz? Kimi mesela? İrfan'ın çok işi var. Başka da... Şu yeni aldığınız motor ustası olmaz mı? Adı neydi? İsmail galiba. Ahmet usta çok iyi araba kullandığını söylüyordu. Olabilir. Üstelik efendi çocuk. Telefonla İrfan Bey'i bul da söyleyelim. Canım babacığım benim, çok teşekkür ederim. Kamuran. Evet baba. Ne zamana kadar sürecek bu? Bilmiyorum. Unutmaya çalışsan artık. Belki başka biri, bir başka evlilik. Lütfen baba, hoşça kal. Yeni işinden memnun musun? Yani şoförlükten. Benim için fark etmez. Namusumla ekmek parası çıkaracağım her iş aynıdır. Neden bu kadar katısın? Bilmem.
İsmail. Gelsene. Ben mi? Evet, gel. Ne istedin? Arkadaşların nerede? Gittiler. Sen neden gitmedin? Seninle yalnız kalmak için. Benimle mi? Neden? Onlara benzemediğin için.